efendim. Sevgili misafirler, değerli hocalarım, değerli çocuklar. Ben Aydan Uğur Ünal, yüksek geometrik mühendisiyim, kent tasarımcısıyım. Ama kendimi bileli resim sanatıyla ilgilenmekteyim. Bugüne kadar birçok ülkede resimlerim sergilendi. Şu anda resimlerim İtalya'da sergileniyor. Roma, Floransa, bir sonra Milano ve ondan sonra tekrar Roma'da bir kişisel sergim yapılacak. Benim amacım resimlerimde kendime has Aydan Saban'ın verdiğim bir teknikle çalışıyorum. Bu tekniğimi dünyaya tanıtmak. Bunun için şu anda tanıtım aşamasındayız. Rönesans. Aslında 15. ve 16. yüzyıllarda çok büyük bilim ve sanat alanında çok büyük gelişmelerin yaşandığı çok özel bir dönem. Ben bu konuşmamda sizlere Rönesans dönemindeki resim sanatındaki mistizmi 21. yüzyıldaki titreşim ve bilim alanındaki gelişmelerle yepyeni bir görüş açısıyla Rönesans'ın resim sanatında tekrar gelişmesi, tekrar Rönesans dönemine girilmesi ya da yepyeni tarzlarla resim sanatının yapılması konusunda bir sunum yapacağım sizlere. Tabii bu resim sanatındaki yeni tarzların yapılması taklitçilikten uzak yepyeni bir yaratıcılık yolunun açılmasıyla ancak gerçekleştirilebilir. Yaratıcılık tabiat kanunlarını duyumsayabilmek ve tabiat kanunlarının duyumsanmasıyla zaman içinde akıp giden ebedi hayatın bu andaki yani şu andaki titreşimlerini duymak, onları düşüncelerimizle birlikte hayal dünyamızdan tuvale yansıtmak olarak tanımlayabiliriz. Bana göre yaratıcılık da bir tür enerji çeşidi. Yani her birimizde olan bir enerji çeşidi. Onu bir enerji topuna aslında benzetebiliriz. Bu enerji topu her birimizde değişik büyüklüklerde olan bir enerji topu bu. Bu enerji topunun ama direkt olarak hangi konuda olursa olsun kullanmamız pek aslında pek geçerli olmaz. Çünkü onu geliştirmemiz gerekir hangi konuda kullanacaksak. Mesela resim konusunda da resim teknikleri, mitoloji, felsefe, bilim, fizik, geometri konularında kendini geliştirerek bu enerji topunun kabuğunu oluştururuz ve bunu güçlendiririz. İşte bu güçlendirdiğimiz enerji topuyla yani yaratıcılık topumuzla beraber yeni tarzlar oluşturacak bir zemini oluşturmuş oluruz. İşte bu zeminle birlikte yeni tarzları oluşturabiliriz. Ben sizlere bu yeni tarzlar konusunda kendi resimlerimi yaptığım, Aydan Sabadan'ı verdiğim tarzımın felsefesini ufak olarak anlatarak sizlere örneklemek istiyorum. Benim tarzımın ana felsefesi her şey birdir ve birbirine bağlıdır. Bunu aslında hayatımızda düşünürsek, hayatımızda hayatımızı bir nehir olarak ve nehirdeki su damlaları olarak kendimizi düşünürsek, hayatımızda da yaptığımız insanlar, yaşantılarımız, arkadaşlarımız, her birimiz bu nehrin içinde birbirlerine uyumlu halinde, tabii tabiatın mükemmel uyumu sayesinde bir uyum halinde zamanın içinde yaşar gideriz. İşte bu felsefeyle resmimi yapmayı düşünüyorum. Bunun yanında fizik konusunda son yıllarda özellikle çok büyük gelişmelerin, çok büyük yeni kapıların açıldığı kuantum fiziği var. Kuantum fiziğinin felsefesini de bu felsefenin içine koymayı düşündüm. Kuantum fiziğini çok az tabii benim konum olmadığı için bildiğim kadarıyla sizlere anlatmak istiyorum. Kuantum fizikçilerimiz
bizler gibi büyük ölçekte, yani makro ölçekteki fizik kurallarının yanı sıra mikro ölçekte, atom altı ölçeğinde de oradaki ışın parçalarının da nasıl hareket ettiğini incelemişler ve görmüşler ki onlar bizler gibi hareket etmiyor. Onların hareketleri dalgalar halinde, olasılık dalgaları halinde yayılıyor. Veya orada o mikro ölçekte bir ışın uzayın herhangi bir noktasında hiç bir zaman harcamadan ya da mesafe kaydetmeden gidebiliyor. İşte bu çerçevede kuantum felsefesini bu çerçevede düşündüğümüzde, kendi hayatımıza adapte ettiğimizde biz de hayatımızda bu olasılıklar denizinden seçtiğimiz olasılıklara tohumlar atarız ve bu tohumları hayatımızda kuantum dünyasındaki işte fotonlar yardımıyla bu seçtiğimiz olasılıkların olmasını sağlayacak maddelere ulaşır onlar ve onlar çalışmaya başlar ve bu şekilde hayatımızı da biz kendi seçtiğimiz yolda yaşar gideriz. İşte bu iki felsefe, her şey birdir felsefesi ve birbirine bağlantılı olasılıkların yaşandığı kuantum felsefesini üst üste koyduğumda bunu resmime yansıtmayı düşündüm. Bunu nasıl yansıttım? Şimdi benim resimlerime daha sonra sizlere örnek olarak da vereceğim. Makro ölçekte, yani uzaktan bakıldığında resmime bu bu konunun, bir kere konuyla ilgili olan yaşamları görebilirsiniz. Ama mikro ölçekte, biraz sonra daha küçük ölçeklerde göstereceğim şekilde bunların daha enerji dalgalanmalarını, enerji patlamalarını ve o konunun oluşum sırasındaki oluşumları görebilirsiniz. Yalnız şu konuları da özellikle size anlatmak istiyorum. Bir felsefesine göre bir kere resimlerimi yapmadan evvel mutlaka bir konu seçerim. O konuyla ilgili çalışırım, kitaplar okurum, internette araştırmalar yaparım ve tabiri caizse ben kendimi tam olarak hissettiğim anda resmi yapmaya başlarım. Resmi yaparken daha önceden herhangi bir eskiz çalışması yapmam. Resmi bir defa da yaparım. Bir de resimlerimi tam kendimi çok dingin hissettiğim anda resmi yapmaya başlarım ve tek o konuya konsantre olurum. Konsantremin bozulmaması için de genellikle müzik ya kendimi rahat hissettiğim bir müzik dinlerim ya da bu konuyla ilgili bir belgeseli dinlerim. Bu şekilde tek konuya konsantre olarak resimlerimi yaparım. Bu şekilde resimlerimi yapıyorum. Bir konuya daha size söylemek istiyorum. Resimleri yaparken tarzınızı, tabii kendi seçeceğiniz tarzınızı, resimlerde yağlı boya olarak yapacağınız gibi başka tekniklerle de yapabilirsiniz. Ve kullandığınız tekniğe göre de yenilikler katabilirsiniz tarzınıza. Mesela ben kendi tekniğimde, aynan sap tekniğiyle yaptığım yağlı boya resimlerimde mikro ölçekte renkleri kullanış şekillerim ile şimdi resimlerde çeşitli sanat akımlarında çeşitli ışık çeşitleri var. Fakat genellikle hareket halindeki bir cismin ışığı absorbe ettiği düşünülür. İşte ben resimlerinde mikro ölçekteki çalışmalarımla hareket halindeki bir cismin içinden ışık çıkartarak bir ilki imza attım. Burada özellikle kulaklarının içine açacağım Ümit Yılmaz hocamın simüle ışık ismini verdiği ışık tekniğini de şu anda yağlı boya olarak yaptığım resimlerde kullanıyorum. Sonuçta Pegasus olarak ilk gösterdiğimiz resmin ismi Pegasus. Pegasus biliyorsunuz mitolojide Poseidon ve Medusa'nın çocuğu, uçan at ve o çok büyük kahramanlıklar yapan bir at. Bu aslında Pegasus resmini tekrar bir koyarsak ilk resmi, bakın üst kısmında Pegasus'un Belli Horus var, beraber
kahramanlıklar yaptığı kişi. Sağda yukarıda Zeus var. Belorus çok kendini tanrı gibi hissediyor artık çok kahramanlıklar yapınca. Ona kızgın olarak ona gidiyor. Sağ tarafta Pegasus'la beraber yendikleri büyük canavar Şimelya'nın yüzünü görüyorsunuz. Biraz sonra özellikle evet şurada gözünü size yakın çekimdeki o ışık patlamalarını orada göstereceğim size. Hemen altta şurada Pegasus'un doğduğu sıradaki resmi ve onun aslında şu sağ altta gövdesinde annesi Medusa'nın yüzü var. O da tam çok yakın çekimlerde gözüküyor. Pegasus hayatını ilham perilerinin Kaz Dağları'ndaki ilham perileriyle beraber yaşıyor. Sol köşede ise o ilham perileriyle yaşamı izliyorsunuz. Yani uzaktan bu şekilde. İşte şimdi yakın çekimlere geçildiğinde yakında bu ilham perilerinin yaşamlarını burada izleyebilirsiniz. Bir daha geçebilirsek işte daha yakın çekimde işte enerji dalgalarıyla onların yaşamlarının daha yakından görünüşü. Bir daha geçersek o dediğim küçük Pegasus'un tam gövdesindeki annesinin yüzü yansımış. Onu görebilirsiniz. Bu Pegasus'un evet şuradaki hemen sol altta bakın hemen şeyinin altında. Evet orada yüzünü görebilirsiniz. Bu Şimelya'nın gözü yani o canavarın gözü yani buradaki işte gözü oluşurken o enerjinin dağılmasını burada çok daha yakın olarak görebilirsiniz. Aslında ben resimlerimi bana göre resimde yani bir müzik bestesi gibi izlenmeli diye düşünüyorum. Yani bir müziği nasıl 3 dakika oturup hem rahatlıyoruz, hem dinliyoruz, hem bir zevk alıyoruz. Biz de bir resim eserini de izlerken, bir sanat eserini izlerken onu bir müzik dinler gibi dinlemek ve izleyicilerimize bir görsel şölen oluşturmak olarak görüyorum. Bu noktadan sonra da sizlere kendimi çok rahat hissettiğim bir Corella'nın Delilik adlı eseriyle beraber bir canlı performansla konuşmama devam etmek istiyorum.